Ayrılmalıyız Hicran. İkimiz için de en doğrusu bu olacak. Ya olmaz, ayrılamazsın benden Emre. Biz o kadar badire atlattık, her şeyi yaşadık. Şu an çekip gidemezsin. Ya hem biz neleri açtık seninle, omuz omuza geldik. Bunu da atlatırız. Geçecek bu günlerde. Bu kadar kolay vazgeçemezsin Emre. Kolay mı? Benim hayatım alt üst oldu. Buna kolay mı diyorsun sen? Kızım ölmüş. Ben meleğin karşısında bir yabancıymışım. Benim geleceğe karşı bütün hayallerim ölmüş Hicran. Sen buna kolay mı diyorsun? Her şey bitti artık Hicran. Hayır, bitmedi. Aksine yeni başlıyoruz ya. Bak bugünlerde geçecek diyorum sana. Çok mutlu olacağız. Her şey geçtiğinde arkamıza dönüp bakacağız. Bugünleri hatırlayacağız. Sana her şeyin üzerine yemin ediyorum ki her şey çok daha güzel olacak Emre. Bak güzel günler kapıda gelecek. Biz mutlu bir aile olacağız. Sana söz veriyorum. Hicran bak beni dinle. Ya asıl sen beni dinle ya. Ben sensiz yapamam. Melek de yapamaz. Görmüyor musun? Hiçbir yere gidemezsin. Bu fotoğraftaki kadın benim annem olmalı. Biliyor musunuz ben ilk defa görüyorum annemi. Sen iyi misin? Bilmiyorum Cihan. Bilmiyorum. Çok tuhaf. Çok garip bir his annemi görmek. Yıllar sonra hasret kaldığım kadının fotoğrafına bakmak. Belki ismini de öğrenebiliriz. Belki kimlik bilgileri vardır. Evlilik cüzdanı falan. Tamam Leyla dur. Ben anlıyorum şu an seni. Sen zor bir durumun içindesin. Ama önce bir sakin ol. Tamam? Şey bak ne yapalım ya şu belleği bir an önce halledelim. Yoksa vallahi billahi bu adından korkmaz bak başımıza daha büyük işler açacak ya. Ama bu kadın benim annem. Ben ilk defa görüyorum onu. Ben şey... Evet, dinliyorum. Ne işiniz var odamda? Bu rezilliğin bir açıklaması vardır elbet. Ama Nurten Hanım, böyle olmaz ki. Rica ederim, sakin olun. Böyle kavgayla, dövüşle bir yere varamayız. Güzelce konuşalım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne güzelliği. Resmen odamı, özel eşyalarımı karıştırıyordunuz gizli gizli. Ben de bayılmıyorum böyle şeyler yapmaya ama siz beni buna mecbur ettiniz. Ben medeni bir şekilde konuşmayı denedim, güzelce derdimi anlatmayı denedim. Medenice konuşmak mı? Medeniyet ve siz. Aliye Hanım, siz beni açıkça tehdit ettiniz. Hayır, hayır. Benim böyle bir niyetim yoktu. Ben herkesin çıkarını koruyacak bir anlaşma teklif ettim size. Mahremiyetime saygısızlık edip benden para koparmaya çalışarak mı? Bakın bu tartışmalar gerçekten çok anlamsız. Ben de bayılmıyorum böyle şeyler yapmaya. Belli ki siz de rahat değilsiniz. Gelin ikimiz de rahat edelim. Siz bana yardım edin, ben de size... Çıkın dışarı. Nurten Hanım, meseleyi uzattıkça daha büyük riske giriyorsunuz. Çıkın dedim. Derhal çıkın odamdan. Ne arıyor ki bu kadın? Bilgisayar mı yoksa? Of! Başka ne olabilir ki? Emre, bak lütfen susma. Sessizliğin daha da korkutuyor beni. Lütfen bak bir şey söyler misin ne olur? Gidecek misin gerçekten? Hiçbir şey söylemeden kaçıp gidecek misin bu evden? Ya bana bunu mu reva görüyorsun? Aşkımız için verdiğimiz bütün savaşların sonucu gerçekten senin için bu mu? Hicran anla beni. Ben yenildim. Hayır, yenilmedin, yenilmedik. Artık biz buradan sonra hiçbir savaşı kaybedemeyiz Emre. Bak aksine her şey değişecek. Kızımız yanımızda, sen yanımızda olduktan sonra her şey çok güzel olacak Emre. Bak sevgimizi de alamadılar elimizden. Biz kazandık hem de onlar değil, biz kazandık.
Sen kazandın Hicran. Ben değil. Benim kızım gitti. Kızımla beraber hayallerim, umutlarım, benim geleceğim gitti Hicran. Ben artık yapayalnız bir adamım. Yalnız değilsin Emre. Bu kağıt üzerinde yazanlar seni Meleğe yabancı yapmaz. Onun babası olduğu gerçeğini de hiçbir zaman değiştirmeyecek bu. Ya onun sana ne kadar ihtiyacı var görmüyor musun? Melek mahvoldu Hicran. Bana küstü, bize küstü, hayata küstü. Ve bunların hepsi bizim yüzümüzden oldu. Geçecek Emre. Bunların hepsi geçecek. Sen inanmak istemesen de Melek bizi reddediyor. Hayır, hayır öyle değil. Her şeyin üstesinden tekrar gelecek Melek. Ben buna inanmıyorum Hicran. Biz Melek'in küçücük dünyasını yerle bir ettik. Bizim sevgimizi iyileştirecek Melek. Ya ben onun yanına bile yaklaşamıyorum. Bütün haklarımı elimden aldılar. Ben kızıma iyi gelemiyorum Hicran. Hiçbir şey değişmeyecek diyemezsin bana. Bitti artık her şey, anladın mı? Bitti. Ya bitemez Emre, olmaz. İzin vermem böyle bir şey. Gidemezsin. Yeter artık Hicran. Daha fazla konuşmaya gücüm yok. Gitmek istiyorum. Emre. Hicran. Yarın Süleyman abi gelecek Meleği pedagoğa götürmek için. Şu an maddi bir yardımda bulunamıyorum. Ama telafi edeceğim. Emre ne olur. Öyle olması gerekiyor. Emre gitme. Öyle olması gerekiyor. Buna izin verim. Emre, Emre gitme ne olur. Biz aile olacaktık, evlenecektik biz seninle. Evlenecektik. Mutlu olacağımıza inanmıştık. Ama olmadı Hicran. Başaramadık. Bazen küçücük bir an geliyor. Ve her şey tepetaklak oluyor. İşte biz bunu yaşadık. Tüm bu yaşananların sebebinin benim olduğumu mu düşünüyorsun? Artık gitmeliyim. Başka bir şikayette falan uğraşamam. Yeterince canımız yandı. Emre!